Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Gezmek yaşamı keşiftir sloganıyla çıktığımız yolda bugün Side'deyiz. Burası Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı bir mahalle. Ancak mahalle demek birazcık basit kalır çünkü burası binlerce yıllık bir tarihe sahip olan bir antik kent. Buranın kuruluşu M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. İlk başta şunu belirteyim, buranın en güzel tarafı bu mahallenin bizzat antik kentin tam kalbine kurulmuş olması. Yani bu mahalleye dolaşırken aslında aynı zamanda antik kentin sokaklarını adımlıyorsunuz ve binlerce yıllık bir tarihe yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu çok ilgi çekici olmalı ki yazın buraya milyonlarca turist geliyor. Geziye antik kentin tam kalbinden başlıyoruz, Apollon Tapınağı. Apollon Yunan mitolojisinde güzelliğin, ışığın, müziğin ve sanatın tanrısıdır. İşte Romalılar bu tanrıya ithafen M.Ö. 150'de bu tapınağı inşa etmişler. Her ne kadar günümüzde sadece birkaç sütunu kalsa da son derece etkileyici bir görüntüye sahip. Ki şu anda geceleyin nasıl göründüğünü de seyredebiliyorsunuz. Gerçekten görülmeye değer. Apollon Tapınağı'nın hemen kenarında ise Side Antik Limanı yer alıyor. Ve devamında ise bugün liman olarak kullanılan şu muhteşem görüntü bizleri karşılıyor. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Ki her adımda gerçekten büyük bir keyif alıyoruz. Şu anda Side'nin çarşısına geldik ki günün erken saatlerine ve inanılmaz bir sıcaklığa rağmen yine etrafta birçok turisti görmek mümkün. Side'de beni en çok şaşırtan ve açıkçası en çok sevdiğim şey ise burada yürümek oldu arkadaşlar. Buranın altında gördüğünüz gibi binlerce yıllık kalıntılar mevcut. Bu en iyi nasıl değerlendirilebilirdi sorusunun cevabı işte tam da ayaklarımın altında. Gerçekten ilgi çekici bir hale getirilmiş. Ne zaman buradan geçsem gündüz ya da gece fark etmez. Burada büyük bir keyifle yürüyorum ki en seveceğiniz şeylerden bir tanesi de burası olacaktır. Şu anda antik kentlerin olmazsa olmazı olan tiyatrodayım. Burası da turistler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Bu tiyatroyu Anadolu'daki diğer tiyatrolardan ayıran bir özelliği var. Hem Helenistik hem de Roma mimarisinin bir sentezi olarak burası inşa edilmiş. Dolayısıyla kendine özgü bir mimarisi var diyebiliriz. Mutlaka görmenizi tavsiye ettiğim bu antik tiyatroyu
haftanın her günü akşam 7.30'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Bu tiyatroya girişler ücretli ancak burası Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğu için müze kartlarıyla ücretsiz bir şekilde giriş yapılabilmektedir. Side'ye kadar geldiyseniz ve tarihe de merakınız varsa görmeden giderseniz pişmanlık duyacağınız bir başka yerdeyim. Side Müzesi'nde Bizans, Roma ve Helenistik dönemlerden kalma, başta heykel, sütun ve lahit olmak üzere binlerce farklı tarihi eser sergilenmektedir. Bu tarihi eserlerin birçoğu 1950'lerde yapılan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılmış. Side Müzesi'nde göreceğiniz en ilginç yapı ise 6. yüzyıldan günümüze kadar gelmeyi başarmış olan antik hamamdır. Antik hamamın kendisi güzel ancak bir o kadar kıymetli olan ise şu anda gördüğünüz birçok heykelin ve tarih eserin bu hamamın içerisine sergilenmiş olması. Bu açıdan bu müzede en çok seveceğiniz yer burası olacaktır. Bu müzeyi yaz aylarında haftanın her günü akşam 7.30'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Yine antik tiyatroda olduğu gibi girişler burada da bir ücrete tabi. Ancak yanınızda müze kartı varsa buraya ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Bu nedenle yanınızda mutlaka bir müze kartı bulundurmanızı tavsiye ederim. Side'ye geldiniz, antik kentleri gezdiniz ve tarihe yolculuk yaptınız. Eminim en az benim kadar bundan keyif alacaksınızdır. Ancak geriye bir başka mükemmel şey kaldı. O da Side plajlarını keşfetmek. Side'nin neresine giderseniz gidin, birbirinden güzel plajlar sizleri karşılayacaktır. Side'nin denizi Antalya'nın genelinde olduğu gibi sıcak, dalgalı ancak ne kadar açılırsanız açılın oldukça sığ. Bu bakımdan keyif alacağınızı düşünüyorum. Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyorum. Hoşça kalın.